Arkadaşlar selamlar. Bu videoda sizlere CapCut programını nasıl bilgisayarda kullanabileceğinizi göstereceğim, hem de indirmeden. İlk olarak tarayıcınıza giriyorsunuz ve sizlere aşağıda verdiğim linke giriyorsunuz. CapCut.com'a giriş yapıyorsunuz. Siteye girdikten sonra isterseniz CapCut hesabınızla bu sitede giriş yapabiliyorsunuz. CapCut Cloud'dan vesaire buraya da dosya aktarabiliyorsunuz. Ben giriş yapmayacağım. Get started for free yazan yere bir kez tıklıyorum. Bu ekranda bir 10-15 saniye bekletiyor bizi, hemen açılıyor. Bu ekran açıldıktan sonra her şey aslında mobildeki CapCut'tan farksız. Burada sol tarafta dosya yükleyebileceğimiz bir kısım var. Buraya isterseniz bir kez basıp bilgisayarınızdan dosya yükleyebiliyorsunuz. İsterseniz CapCut hesabınızı bağladıysanız Cloud kısmından da, eğer telefonunuzda Cloud'a aktardığınız şeyler varsa, buradan Cloud'dan da dosyalarınızı alıp burada düzenleyebiliyorsunuz. Dosya aktardığınızda bu şekilde siteye yüklüyor. Bu tabii ki internet hızınıza göre değişecektir yükleme süresi. Yükledikten sonra direkt bu videoyu alıp buraya atabiliyoruz. Bu buraya yüklendikten sonra isterseniz artıya basarak, isterseniz de bu şekilde mouse'la buraya sürükleyerek getirip bırakabiliyorsunuz. Timeline'a bıraktıktan sonra bu şekilde ekrana videonuz geliyor. Eğer katmanı seçerseniz buradan katmanın boyutunu, position'ını, rotate'ini, opaklığını, işte katmanda ses varsa seslerini, speed'ini, hızını, animasyonlarını vesaire, telefonda olan her şeyi buradan ayarlayabiliyorsunuz görmüş olduğunuz gibi. Buradan isterseniz shake ekleyebiliyorsunuz, çıkış animasyonu, giriş animasyonu, combo animasyonlar vesaire birçok şey ekleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde text kısmına geldiğimde de telefondaki bütün textleri burada görebiliyorsunuz. Bütün layer'lar burada var. Bu layer'ları istediğiniz gibi alıp kullanabiliyorsunuz. Sadece text kısmı değil bu arada, sticker, effects, translations, filters kısımları da mobilde %100 aynı. Yani mobilde olan bütün efektler burada da var. İsterseniz sol alt kısımdaki klavyeye basarak bu şekilde kısa yolları da açabiliyorsunuz. Bu kısa yolları kullanarak edit yapabiliyorsunuz. Yine mobildeki gibi bu arada stok videolar burada da var. Buradan bir sürü stok video elde edebiliyorsunuz, alabiliyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Export almak için de sağ üst kısımdan export tuşuna bir kez basıyorsunuz. Ve sol üstte saving yazıyor. Bu saving işlemi bitince export alabiliyoruz. Eğer burada arka planı değiştirmek istiyorsanız, yani arka plandan kastım şu, boyutunu, videonun boyutunu değiştirmek istiyorsanız, burada orijinal yazan yerden işte YouTube için, işte TikTok için, Instagram için vesaire boyutları bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Bu şekilde yaptığınızda istediğiniz platforma video hazırlayabiliyorsunuz. Zaten mobil uygulamayı kullananların birçoğu buradaki her şeyi biliyordur. Çözmesi o kadar da zor değil ve %100 ücretsiz bir site, uygulama bile değil, yani indirmenize bile gerek kalmadan bu şekilde edit yapabiliyorsunuz. Umarım videoyu ve siteyi beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip aşağıya ufak bir yorum bırakmayı unutmayın. Aşağıya bıraktığınız ufak bir yorum video fikirleriniz de olabilir. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bye bye.